Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la cuma sohbetleri başladı. Hocam hoş geldiniz, cumanız efendim, mübarek olsun. Efendim hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Rabbimize hamdolsun. Onun bitmez tükenmez nimetleri içerisindeyiz. Bir cumaya daha yetiştik. Rabbimizden yağmur diliyorduk, rahmet diliyorduk, onu da lütfetti. Hamdolsun. Ve bir seyircilerimizle bir kere daha karşılaştık. Ondan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz. Mevla şükrümüzü arttırsın hocam. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. İstifadesi ziyade bir program olsun. Bereketli bir program olsun inşallah. Dualarımızın da icabet saatine denk geldiği güzel bir cuma günü olsun. Sevgili izleyenler, irtibat numaralarımız ekrana gelecek. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Yollayabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz köyleri, kasabaları, şehirleri yazın. Buradan selamlaşalım. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız 0552 037 07 07. Yine hediyelerimiz var. Kısaca hatırlayalım. Bugün 3 hediyemiz olacak. 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Hediyelerden birisi seyircilerimizden Hamide Soy hanımefendiye ait, Yozgat'tan kendileri. Eşi için, annesi ve babası için hayrediyorlar. Mevla kabul buyursun hayırlarını diyelim. Hamide Soy, Yozgat'a da selam edelim. 3 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Hepsinin yanında Hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne babaanne seccadelerinden de ilave ederek inşallah programımızın hatırası olarak sizlere yollayacağız. Bu hediyeler için toplamda 3 şifremiz var. Birinci şifre, az sonra diyelim bir video sorumuz varmış. O soruyla bismillah diyelim programımızı açalım. Selamünaleyküm. Hocam hayırlı yayınlar dilerim. Hayırlı. Ben anneme bir sene önce bugün koronadan kaybettim. Onun için iki adım okuduydum. Onun için dualıyı verir misiniz? Seliha Akgül. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm hocam. Hocam benim size bir sorum olacak. Koronavirüsten dolayı iki ablamı, halamı, babamı 9 gün içinde kaybettik. Hocam halen üzülüyoruz, halen ağlıyoruz. Hocam biz günaha girmiş oluyor muyuz? Evet. Yani bunun için sizden bir cevap bekliyorum hocam. Mevla rahmet eylesin. Buyurun hocam. Efendim, koronadan eşim vefat etti. Ruhuna hatim yaptım. Dualarınıza katar mısınız diyor. Merhum eşine ve o hastalıkla giden bütün kardeşlerimize Rabbimiz şehitlik rütbesi ihsan amin. Eylesin. Amin. Geride kalanlara sabrı cemiller lütfetsin. Amin. Ve sevdiklerimizle cennetinde cemalinde birleştirsin. Amin. Yaptığı hatimden hasıl olan sevabı hem kendi eşine hem diğer geçmişlerimize armağan ediyoruz. Rabbimiz vasıl eylesin. Amin. Diğer soruda da başka bir izleyicimiz sordu hocam. Koronavirüsten iki ablamı, halamı ve babamı 9 gün içinde kaybettik diyor. Kaybettik. Çok ağlıyoruz. Acaba çok ağladığımız için günaha giriyor muyuz? Tabii kolay değil. Ağlamamak da olmaz. Yani sevgili peygamberimizin oğlu vefat ettiğinde ağladığını görüyor sahabe. Ya Resulallah siz de mi ağlarsınız? Gönlümüzün meyvesi bizden alındı. Gönlümüz mahzun olur. Gözümüz yaş döker. Ama Rabbimize de isyan olacak. Söz çıkmaz dilimizden buyurdular. Şimdi ama devamlı matem, devamlı keder. Devamlı gözyaşı. Duvarı nem öldürür. Yiğidi gam öldürür. Dilden gamı dur eyle. Rabbinle huzur eyle. Tefvizi umur eyle. Ona teslim ol. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rab bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçer. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız deyince Rabbimiz meleklerine emir buyuruyor. Cennete gidin, şeffaf bir saray yapın. Adına da Beytül Hamd deyin. Hamd sarayı deyin. Yani veren Rabbimiz, alan Rabbimiz. Yani bu korona nereden çıktı? Olmasaydı, filan yere gitseydik, şu tedaviyi uygulasaydık. Fe inne lev teftehu amele şeytan. Keşke şöyle etseydik, keşke böyle etmeseydik.
Bu sözler de şeytanın işini kolaylaştırır. Keşkeler, evet. Şeytanın işi nedir? Evham vermek, vesvese vermektir. Şimdi onlar bu hastalıkla gittiler. Rabbimiz onlara şehitlik lütfetsin. Amin. Geride kalanlara da sabrı cemiller. Amin. Ama durmadan matem, durmadan gözyaşı, durmadan keder. O da iyi değil. Evet. Bir noktadan sonra isyana girer değil mi hocam? Öyle olur. Yani öyle kadere olur. Rıza göstermemek olur. Öyle olur. Peygamberimiz de ağlamış ama tek 3 gün. Tabii. Yani ondan sonra yok. Yaz süresi boyunca. Yani teşekkür düşün ediyoruz. Bakın Bedir'de zafere ulaştığı gün Hazreti Osman Efendimizin eşi olan Efendimizin kızı vefat ediyor. Dünyada acı ile tatlı yan yana. Bir taraftan Bedir zaferi bir tarafta ama bir taraftan acı. Da kızı vefat ediyor. Evet. Allah razı olsun hocam. Peki Allah işimizi, gücümüzü, yolumuzu, sonumuzu, bugünümüzü, yarınımızı hayırlı ve bereketli kılsın. Cumanız mübarek olsun. Ettiğiniz dualar kabul olsun. Necmettin hocam ellerinden öperim diyor izleyicimiz. Allah razı olsun. Muhsin Bey seni de gözlerinden öperim. Kemal Dağlı Didim Aydın'dan yazmışlar hocam. Kemal Bey'e selamlar. Didim evet. Aydın'a selamlar. Denizli'den Zeynep Gül sizden selam bekliyor demişler. Denizli'ye de selam edelim. Güzel bir gün olsun. Bir diğer izleyicimiz Maraş'tan yazıyorlar. Maraş'a da selam yollayalım. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı cumalar. Eşim öyle 19 sene oldu. Kabe Ümrü'ye gitmek istiyorum. Helalsiz gidilmez diyorlar. Benim kafam çok karıştı. Beni aydınlatırsan çok sevinirim. Hayırlı cumalar hocam. Eşim vefat etti. Umre'ye gitmek istiyorum ama yanında eş olmadan, mahremin olmadan gidemezsin diyorlar. Tabii böyle bir hadis-i şerif var da o söyleyenler onu söylüyorlar. O bakımdan haklılar. Ama şu var, Şafii mezhebine göre ki böyle zaruret olduğunda bir mezhep diğerinden faydalanır. Taklit edebilir. O da ötekinden faydalanır. Yani ama bir ihtiyaç, zaruret olduğunda hanımefendi umreye gitmek istiyor. Şafii Hazretleri ne diyor? Yolda güvenlik olursa 3-4 kadın bir arada olursa o zaman gidebilirler diyor. O halde illa eşinin yanında olmasına gerek kalmıyor. Yani Şafii'nin bu fetvasından istifade ettiğimiz içindir ki bakın Mersinli kız Trabzon Üniversitesi'nde okuyor. Değil mi? Yani ülkenin doğusundaki batısına, güvenlik batısındaki var. Doğusuna gidiyor. Güvenli bir şekilde seyahat ediyor. Öyle oluyor. İmam Şafii'nin demek ki bu fetvasından istifade ederek bu işi yapıyoruz. Yoksa hadi İzmirli kızın yanında ağabeyse olacak, babası olacak. Artvin Üniversitesi'nde okuyor kız. Oraya gidecek. Onu çok çok masraflı olur, çok zahmetli olur. Hiçbir yere o zaman gidemezler hocam. Yani öyle olur. Yani. Umre'ye sefer, bırakın, şehirler arası yolculuk yapılamaz. Tabii o zaman tahsilden vazgeçilir. Dolayısıyla yani. Bu durumlarda Şafii mezhebinin taklit edebilirler diyorsunuz. Öyle oluyor. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Tabii efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı sabahlar. Hüzün ağır gelir yüreğe, can güzel dua ettirir sahibine demiş. Biraz evvelki ağlayanlara için söylüyor izleyicimiz. Hani koronadan vefat eden yakınları için. Can güzel dua ettirir sahibine. Ona yakınlaşmasına vesile olur demek ya, istiyor izleyicimiz. Evet. Hocamızın ellerinden öperim Isparta'dan selamlar diyor. Biz Isparta'ya selam edelim. Çanakkale'de siz izliyor. Hocamıza selamlarımızı iletin. Biz de selam bekliyoruz. Çanakkale hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Benim de size bir sorum olacak. Ben kendim Şafii'yim. Eşim Hanifi'dir. Fakat her abdestim bozuluyor. Hocam ben abdest alırken yani Hanefi mezhebi üzerine abdest alırsam bir daha eşimin eli bana elime değdiği zaman abdestim bozulur mu bozulmaz mı? Bunu soruyorum hocam. Evet. Şöyle yapalım muhterem hocam, bu sorunun cevabını müsaade buyursanız tabii. Reklamlardan sonra sizden duyalım. Aynı zamanda hediyelerimiz için ilk şifre, birinci şifre reklamlardan sonra kısa bir ara rica ediyoruz. Benim de size bir sorum olacak. Ben kendim Şafii'yim, eşim Hanifi'dir. Fakat her abdest almamda geldiğinde yanlışlıkla elimiz birbirine değdiğinde benim abdestim bozuluyor. Hocam ben abdest alırken, yani Hanifi mezhebi üzerine abdest alırsam
Bir daha eşimin eli benim elime değdiği zaman abdestim bozulur mu, bozulmaz mı? Bunu soruyorum hocam. Yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Cuma sohbetleri devam ediyor. Reklamlardan önce sorulmuştu bu soru. Hatırladık ve şimdi sözü hocamıza bırakıyoruz. Efendim, hanım kardeşimizin sorduğu soruya peki dememiz mümkün değildir. Yani şimdi insan zaruretler olunca bir mezhep diğerini taklit eder. Biraz evvelki sorudaki biraz gibi. Biraz önce de olduğu gibi. Bir zaruret yokken ama buna temelinden çare bulmak mümkün. Ya beyi o da Şafii mezhebini bundan sonra Şafii'ye göre hareket edeceğim diyebilir. Veya kendisi büsbütün yok abdesti Hanefi'ye göre alayım, namazı Şafii'ye göre olmaz. Kılayım. Olmaz. Öyle olunca ben de eşimin mezhebinde olacağım diyebilir. Ona göre hareket edeceğim. Bundan sonra olabilir, geçiş yapabilir yani. Tamamıyla ama. Tamam, büsbütün. Büsbütün. Ama biraz Hanefi'den, biraz Şafii'den, biraz Maliki'den bu olmaz. Hanımefendi Şafii, demek ki ya eşi Şafii mezhebine geçiş yapacak ya uygulamalarda da, ya da kendisi Hanefi. Ya da kendisi Hanefi. Eşinin mezhebinde olacak. Evet, evet. Temelinden iş halledilmiş olur. Peki. Yoksa namazı Şafii olarak kılayım, abdesti Hanefi olarak alayım, yok böyle şey olmaz. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi sevgili izleyenler, bu hafta içinde bu oturarak namazla ilgili, taburede namazla ilgili, sandalyede namazla ilgili çok soru aldık. Onların birkaçını biraz sonra ekrana getireceğiz. Konuyla ilgili sorularımız neler? Sandalyede, taburede oturarak namaz kılınır mı? Caiz midir? Uygun mudur? Hangi durumlarda uygunsa kılınabilir? Hamilelikte oturarak namaz ne şekilde kılınmalı? Dizlerinden rahatsız olanların sandalyede namaz kılmaları uygun mu? Pek çok soru var bununla ilgili. Siz de biraz sonra hocamız uygulamada anlatacak, tek tek detaylı olarak, uygulamalı olarak göstererek anlatacak. Konuyla ilgili varsa sizin de sorularınız bize WhatsApp hattımıza video olarak soru yollayabilirsiniz. Instagram'dan yazılı olarak da yollayabilirsiniz. Bir telefonumuz var. Telefondan sonra inşallah birinci şifreyi, hediyelerimiz için ilk şifreyi paylaşalım. Ama önce seyircimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Samsun'a selam edelim. Hayırlı sabahlar Samsun. Hayırlı cumalar Samsun. Buyurun. Benim hocamıza bir sorum olacaktı da. Buyurun. Şimdi ben 26 yaşındayım. Evet. Yani evlenme niyetiyle birisiyle görüştüm. Bir sene kadar oldu. Hı hı. Ben bunu aile büyüklerime izah ettik. Annemle beraber. Hı hı. Babam da arkadaşım hani köyü olduğu için, hayvanları falan olduğu için istemedi. Hı hı. Çok hani bize evde de olsun çok sıkıntı yaşattı hani istemediğine dair. Bayağı sıkıntılar yaşadıktan sonra bir süre sonra babam anneme şey söyledi. 50 bin lira para istediğini söyledi. Başlık parası istedi. Evet, onun gibi. Ha, ama şimdi şöyle, bizim bir fotoğrafımıza denk geldi. Böyle yan yana oturuyorken bir fotoğrafımızı şey gördü. Ondan tabii hani çocuğa ceza olarak da vermek istediğimi söyledi. Nerede gördü ikinizin fotoğrafını? İnternette. İnternette bu evlilik düşündüğünüz beyefendiyle sizin fotoğrafınızı gördü babanız. Evet. Aha. Başlık parası olarak değil de madem böyle resimler var ben de bunlara bir ceza keseyim mi dedi. Yani 50 bin liralık fotoğraf. Evet. Ama hani parayı aldıktan sonra da beni ona vermeyeceğini söyledi. Allah Allah. Evet. Ben de hani hocamıza hani yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Hani aile büyüklerim, annem de çok destekçim ama hani ister istemez yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Hani dini açıdan hocama bunu sormak istiyorum. Tamam hani belki ben de hata yapmış olabilirim. Bunun farkındayım ama hani babam yaptıklarını da çok doğru bulmadığım için size de bir sormak istedim. Kaç yaşındasınız mahsuru yoksa? 26. Evet söylemiştiniz, özür dilerim, şimdi hatırladım. 26 yaşındasınız. Görüştüğünüz çocuk, görüştüğünüz beyefendi köyde yaşadığı için mi babanız istemiyor? Ya çok köy gibi bir yerde değil, hani durduğumuz yerin bir tık böyle sakin bir tarafında. Evet, ama gerekçesi bu mu? Yani bize öyle söyledi. Öyle söyledi, evet. 50 bin lira verirsen kızımı sana veririm demiş, öyle mi? Evet ama hani anneme de parayı aldıktan sonra vermeyeceğini söylemiş. Allah Allah. Peki
Şimdi tam olarak hocamıza ne soruyorsunuz? Onu tekrar altını çizelim. Ne soruyorsunuz hocamıza? Ya hani aile büyüklerim olsun mesela, hani anneannem, dedelerim, hani istersen hani nikahını kırdıktan sonra kaçıp gidebilirsin bile diye söylediler. Hani babam daha önceden de çok büyük sıkıntılar yaşattığı için. Hı hı. Hani çekme bu kadar diye söylediler. Yani babayı hani bu konuda için dinleme, babanın sözlerine kulak asma, siz nikahınızı kıyın. Ondan hı hı sonra biz babaya haber veririz. Yani babana söylemene gerek yok mu dediler? Ya hani öyle de denebilir. Hani daha fazla çekme babanın size verdiği sıkıntılar. Hani dediğim gibi daha önceden de çok sıkıntı yaşattığı için bize. Anladım. Peki bakalım hocamızın tavsiyesi ne olacak size? Ben de merak ediyorum. Lütfen televizyondan takip edin, olur mu cevabı? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Zor bir durum hocam. Efendim kızımız doğru düşünüyor, güzel düşünüyor. Yani aile büyüklerini kırmak istemiyor. Hele ki baba. Aile, özellikle baba, anlayış göstermiyor. Önce bir 50 bin lira istiyor. Bir kere bu 50 bin lira istemeye hiç hakkı yok. Hiç hakkı dinen yok. Dinen caiz değil diyorsunuz. Değil, başlık dinen, parası. Bu caiz değil. Bazı yerlerde adına başlık deniliyor. Veya ne denilirse denilsin, böyle bir şeyi istemeye hiç hakkı yoktur. Gerekçesi nedir? İşte o delikanlı köyde yaşıyor. Yani bunlar da tam sebep değildir. Yani bütün Rabbimiz, Peygamberimiz, Efendimiz'i bize örnek gösteriyor. Yani onun emrine uymak. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Tünkehul mer'etülli erba'itin hadisinde olduğu gibi, bu hanımlar için olduğu gibi erkekler için de geçerlidir. Yani hangi sebeple bir erkek bir hanımla evlenmek ister? O gerekçeler erkek için de geçerlidir. Yani edepli, ahlaklı olanı tercih etmek gerekiyor. Yoksa köyde yaşadı, şehirde yaşadı, başka ülkede yaşadı falan. Evet. Şimdi veli neye itiraz edebilir? Küfür değil diye. Küfür denk değiller. Değil. Denk değil diye. Ama burada bir görüyoruz ki bir denkliği ihlal edecek bir şey yok. De yok. Anlattıkları. Yani evladı bu kadar sıkıntıya koymak doğru olmaz. Bakın şimdi aklına geliyor. Dinleme babayı. Sen git, sonra baba itiraz edecekse etsin deniliyor. Ama öyle de olmamalı. Yani bu önemli bir karardır. Ailenin ya velinin de arzusu dikkate alınmalı ama veli görülüyor ki işi sarpa saldırıyor. Yani olmayacak şeyleri düşünüyor. Para istiyor. Öyle yani. Hulasa veliler böyle sıkıntıya sebep olmamalı. Kızlarının muvafakatını almalı. Onunla istişare etmeli. Hocam 26 yaşında, reşittir kendisi. Tabii. Aslında kararı kendisi de verebilir ama babayı da kırmak, üzmek istemiyor. İşte, yani kızımız kendine yakışan edeple hareket etmek istiyor. Ama baba kendisine yakışan sorumlulukla hareket etmiyor. Etmiyor. Böyle olmamalı. Olmamalı. İşte. Peki. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Afyon Karahisar Çay'dan selamlar, saygılar sunuyorum. Hayırlı cumalar. Hocam dualarınızı bekliyoruz demiş. Ekrem Avcı, Afyon'a, Çay'a selam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Kars'tan izliyoruz. Bize de selam gönderir misiniz? Biz de hocamıza çok selam ediyoruz. Kars'a da selam edelim. Güzel bir gün olsun inşallah. İzleyicimiz, benim bir hatmim var hocam, program bitiminde cuma duasına katabilir mi demiş hocam. İnşallah. İnşallah. Evet. Kahramanmaraş'a da selam edelim. Evet, evet, ilk şifreyi paylaşalım. Telefondan sonra paylaşacağımızı söylemiştik. Bugün 3 hediyemiz var sevgili izleyenler. Hediyemizden birisi Hamide Soy, Yozgat'tan Hamide Hanımefendi'ye ait. Eşinin, annesinin, babasının hayrına hediye ediyorlar. Mevla kabul buyursun diyelim. Yozgat'a da selam edelim. Toplamda 3 hediyemiz var. Hepsinin yanında da Hacı annemizin el emeği göz nuru, bu anneanne babaanne seccadelerinden ilave ederek hatıra olarak yollayacağız. İşte bu hediyeler için ilk şifre, birinci şifre ekrana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Vali, Ya Allah Celle Celaluhu. Akıllara hayranlık, fikirlere durgunluk veren,
bu muazzam kainatta her an olup biten hadisatı tek başına tedbir ve idare eden vali azam olan Allah. Demek her şey ona malumdur. Her davranışımız, her hareketimiz, her sözümüz onca malumdur. Öyleyse o sorumlulukla hareket etmeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. İki şifremiz daha var. Zamanı geldiğinde, vakti geldiğinde inşallah paylaşırız. Bu arada biraz sonra yine sevgili Ayşegül İstanbul sokaklarında bu hafta bir soru sordu. O sorunun cevaplarını biraz sonra duyacağız, göreceğiz, izleyeceğiz. Bebekken konuşan peygamber kimdir diye sorduk. Biraz sonra hatırlatmasını ben yapmış olayım. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam, benim oğlum banyoda 2-3 saat kalıyor. Banyoda kalmak, çok kalmak günah mıdır? Buyurun hocam. Efendim, oğlumuz 3 saat boyunca banyoda kalıyor. Niye? Vesveslik hastalığı vardır. Hı hı. Şuram kuru kaldı, buram kuru kaldı. Yok, gusül tam olmadı. Bu sefer ağzıma vermedim, bu sefer burnuma vermedim. Bu sefer efendim kulağımın arkasında bir yer kuru kaldı. Yok, öyle değil. Yani Peygamberimiz Efendimiz hangi miktarda suyla gusül yapıyordu? Yani tutup da, yani şimdi biz saatlerce banyoyu işgal ediyoruz ve suyu da israf ediyoruz. Doğru. Bakın, Allah korusun, neredeyse barajlarımızda sular azalıyor. Suyu eskiden sadece içmek için, yıkanmak için kullanıyorduk. Şimdi evlerimizdeki asansör için, fabrikalarımızın çalışması için suya, enerjiye ihtiyacımız vardır. O yüzden yiyin için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Irmakta abdest alıyorsanız bile suyu lüzumuna kadar kullanın. Yani ihtiyaçtan fazla su kullanmayın. Kullanmayın. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Antalya'dan Yakup Yorgun, kanser hastalığıyla mücadele ediyorum. Hocam, dualarınızı isterim, severek izliyorum, ailemle takip ediyorum diyor izleyicimiz. Rabbim kardeşimizle birlikte cümle hastalara şifalar ihsan eylesin. Amin. Efendim. Konya Meram'dan izliyoruz demişler. Konya Meram'a da Meram'a selam yollayalım. Mersin'den teyzemle beraber izliyoruz. Mersin'den selam ve dua ile biz de Mersin'e selam edelim. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam, selamun aleyküm. Aleykümselam. Sizi sevgiyle, saygıyla izliyoruz. Allah razı olsun. Zamanında çocuğumuz oldu, durumumuz iyi değildi. Akı kesemedik. Şu an durum iyidir. 5 tane çocuğum var, elini öper. Bunlara şimdiken kesmem gerekir mi? İyi olur mu, olmaz mı? Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şimdi acaba çocuklar büyük çağına erdiler mi? Muhtemelen büyük. Hocam, ben sesten yola çıkarak öyle anladım. Buluğ çağına erdikten sonra artık akika kurbanı kesmek gerekmez. Ama henüz buluğ çağına ermedilerse, diyelim ki 5 çocuktan ikisi ermedi, onlar için akika kurbanı kesebiliriz. Tabii akika kurbanı da adak kurbanı gibi değildir. Yani eş, dost, akraba yiyebilir. Fakir, zengin yiyebilir. Ya Rabbi, sen bize bir evlat lütfettin diye Peygamberimiz Efendimiz torunları için kurban kesmiş. Yaparsak sevap kazanırız. Yapamıyorsak sorumlu olmayız. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Size bir sorum vardı. Neden kıyamet gününde Hazreti İsa iniyor? Son peygamberimiz Hazreti Muhammed olduğu halde neden kıyamet gününde Hazreti İsa iniyor diyorlar? Efendim, İsa aleyhisselam kıyametin büyük alametlerinden biri olarak, demek ki İsa aleyhisselam dünyamıza gelecek. Ne yapacak? Yani peygamber olarak mı gelecek? Son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam değil mi? Evet, son peygamber Hatemün Nebiyyin Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. İsa aleyhisselam gelecek ama
peygamber olarak değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir bağlısı, bir ümmeti olarak gelecektir. Haçı kıracak, domuzu öldürecektir. Yani peygamberimizin yolu üzere hareket edecektir. Teşekkür ediyoruz. Aynur demiş hanımefendi, ben Aynur Kırklareli'nden yazıyorum hocamıza ve size hayırlı cumalar, selamınızı bekliyorum demiş. Biz de Kırklareli'ne selam edelim. Samsun'dan izliyoruz diyor izleyicimiz, Samsun'a da selam edelim. Burdur'dan selam yollayanlar var. Rize'den izliyoruz diyenler var. Rize'ye de selam edelim. Hayırlı cumalar dileyelim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Sayın hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Rize Ardeşen'den Hatice Aytemiz, 74 yaşındayım. Maşallah. Sorum, birinci sorum, yazın kısa gecelerde yatsı namazı geç kılıyoruz. Kışın uzun gecelerde yatsı namazı erken kılıyoruz. Bunun nedenini açıklarsanız çok kişi merak ediyor. İkinci sorum da, benim babam rahmetli 10 yaşında iken oruca başlattı. 11 yaşında iken namaza başlattı. Fakat babam abdest alırken her abdestin sonunda bir yudum su içerdi. Ben de her abdestin sonunda sevaptır diye Ramazan'da hem oruç tutuyorum hem de her abdestin sonunda bir yudum su içiyordum. Ramazan benim yani. Orucum ne oldu? Oo. Rize Ardeşen'de tekrar selam ve saygılar bütün dünya Kanal 7 izleyicilere, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı işler. Hocam doğru anladık değil mi? Ramazan'da oruçluyken. Ben de doğru anladım. Siz de doğru anladınız. Evet. Muhterem hanımefendi, kardeşimiz, o yazın, kışın namaz vakitleri nasıl oluyor diye. Bunun tabii namazların vakitleri güneşin hareketine göre tespit ediliyor. Şimdi onları yatsı şöyle oluyor, akşam böyle oluyor diye anlatırsak söz uzar gider. Ama bunun bak hesabını yapan, ömrünü bu işe veren insanlar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Bunlar vakitlerin hesaplama uzmanıdırlar. Hı hı. Onların bu hesaplamaları da işte takvim olarak basılıyor. Biz de demek ki yatsının vakti böyle, akşamınki böyle, ikindininki böyle diye ona bakarak hareket ediyoruz. Yazın niye öyle, kışın niye böyle? Bunlar emri taabbüdi. Bunlara yani Rabbimiz böyle emretmiş, baş üstüne demek düşüyor bize. Ama ötekine gelince İkinci sorusu önemli. Muhterem yengemiz bakın, yani bugüne kadar kaç oruç tuttuysa ya bir kefaret artı kaç oruç tuttuysa onların da şeyi gerekir, kazası gerekir. Oo. Bir tane kefaret ama hep yengem sanırım ömür boyu böyle yaptıysa. Babadan öyle gördük diye. Babadan öyle gördük diye olmaz. Hocam yani. Şöyle yapmış demek ki, şimdi babadan nasıl görmüş onu izah edelim. Baba her abdesti aldıktan sonra hani sünnettir, sevaptır diye abdestten sonra bir yudum ya da üç yudum su içmiş. Babanın yaptığı bunda bir doğru. Sıkıntı yok. Onda sıkıntı yok. Evet, bunda sıkıntı ama yok. Ama yengemiz bunu tutuyor, Ramazan'da da yapıyor. Ramazan'da da yapıyor oruçluyken. Ramazan'da yapıyor, bu olacak iş değil. Eyvah. Ama biz yine selam saygı sunarız. Yani ne ihlaslı ne mübarek bir hanımefendidir. Mutlaka. Bunu selam böyle buradan. Açık kalpli sordu. Ama yapılacak iş bu. Bir kefaret diyelim ki. Yani 1.60 bir. 1.60 mı? Evet. Bir. Evet. Bir 60 kefaret. Bir. 60. 60 artı. 60 artı kaç yıl? Diyelim ki 35 yıl diyelim. 35 Ramazan. 35 Ramazan. Çarpı 30. Çarpı 30. Kaç gün tutuyorsa oruç. Yani maşallah sağlığı da yerinde tutacak. Bunun kefareti bu mu olacak? Tabii. Peki durumu. Bir kefaret, ötekileri de. Yani hepsi için ayrı ayrı 61 değil de 61 değil de bir tane 60 artı kaç günse? Kaç günse? Kaç günse? Kaç günse? Artık kendi hesap edecek onu. Yani, hocam sağlık
durumu iyi değilse, sağlığı el vermezse bunun fidyesini mi verecek? Sağlığı o zaman el vermezse fidye verecek ama bizim görüşümüze göre sağlığı buna el veriyor gibi görünüyordu. Eğer tutamayacak olursa fidyesini verecek. Her gün için kaç gün ediyor? Yani onu bilmiyoruz, yani onu söylememiş. Diyelim 40 yıl olsa görüşümüze evet, göre 40 yıl. 40 çarpı 30, 30 evet. Ne der? Hocam 1200 gün mü ediyor? Bayağı bir yapıyor hocam. Yani onun hepsinin fidyesini verecek. Hepsinin fidyesini verecek. Oruç tutma imkanı varsa tutacak. Tutacak. Evet. Şey neydi hocam, fidye miktarı, günlük fidye miktarı 40 lira. Neydi? 40 lira değil mi? 30 yıl mı? 30 yıl mı dediniz? 40, 40 yıl dedi mi? Evet, peki. İnşallah şöyledir. Yani birkaç Ramazan bunu yapmıştır inşallah. Azdır inşallah. Ama diyor diyelim. Babamdan böyle gördüm. Böyle bütün Ramazanlarda böyle yaptım. Yani bütün tuttuğu oruçlar, Rabbim sevap verir inşallah da. Ama oruç olmaktan çıktı. Evet. Peki. Soru böyleydi. Hocamız da bu şekilde cevaplandırdı. Devam edelim. Biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Instagram'dan da sorular var. Hatta selamlar da var. Kastamonu'dan Şerife Hanım yazmışlar. Hayırlı sabahlar. Hocamın ellerinden öpüyorum. Müslüm Bey size de selamlar. Kastamonu'dan izliyoruz demişler. Biz de Kastamonu'ya selam edelim. Bir soru var hocam. Emine Hanım sormuş. Hayırlı günler. Hocam bizim çok önemli bir sorumuz var. En yakın arkadaşımın annesinin içine cin girdiğini, karnında cin olduğunu söylüyorlar. Arkadaşımın annesi sürekli krizler geçiriyor. Kimseye de bir şey söyleyemiyorlar. Annesinin sağlık probleminin olmadığı söylenmiş. Annesinin evinde mum büyüsü bulunmuş. Bu büyü hem arkadaşıma hem de annesine yapılmış. Mum gibi eriyip yok olsunlar diye yapıldığı söyleniyor. Biz ne yapalım hocam? Bu büyünün etkisinden nasıl kurtarabiliriz? Bu cinleri nasıl uzaklaştırabiliriz? Ya Rabbi, cin kimsenin içine girmez. Yani cinlere de iftira etmeyelim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. İnsanları ve cinleri bana kul olmaları için yarattım. Onlar Allah'ın görülmeyen kulları. Muhsin Bey, biz görülen kulları, onlar da görülmeyen kulları. Yani Allah izin vermeden de cin veya cinci kimseye zarar verme yetkisine sahip değil. Haşa, Allah'ın gücü yetmez, bu cinlerin gücü yeter. Bu cinler içimize girer, cinler bize zarar verir. Öyle değil ya. Allah izin ver. Her şey Allah'ın elinde, Allah'ın izninde. O izin vermeden kimse bir şey yapmaya muktedir değildir. Yani insanın içine girdi, bilmem filan etti gibi, bunlar hep yanlış şeylerdir. Gerçekle ilgisi yoktur bunların. Hocam bu mum büyüsü nedir diye bakıyorum da siz anlatırken. Muhsin Bey orada bir şeyler yazsa da hiç itibar etmem. Mum büyüsü, yani demek ki mum eriyecek, o kişi de eriyecek. Buna nasıl inanırız? Kim söyler bunu böyle? Hocam aşk büyüsü diye de geçiyor bu. Birisini kendinize aşık etmek için, bağlamak için yapılır deniyor da, ama bu da tam tersi. İzleyicimiz diyor ki mum gibi erisin diye yapmış, yani yapılmış. Bunlara diyor. İtibar etmemeli. Sağlık durumu da iyiymiş sahibi hocam. Allah'a sığınacağım ben. Sağlam bir kal'a nasıl sığınacağım? Ayet-el Kürsi okuyarak. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas surelerini okuyarak Rabbimin himayesine sığınacağım ve böyle şeylere de asla itibar etmeyeceğim. Cinleri nasıl uzaklaştırırız diyor ya hocam. Yani şimdi cinler bir insanda, bir insanı mesken edinebilirler mi? Öyle bir şey yok efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyince şeytanlar oradan uzaklaşıveriyorlar. Ayet-el Kürsi okuyunca onlar uzaklaşıveriyorlar. Yani o yüzden cinler bizim etrafımızda, cinler bize zarar verir. Hatta içine girmiş, vücuduna girmiş. Yok efendim, bunların alakası yok ya. Tabii bu düşüncelerden arınmak önemli. Bu düşüncelerden kurtulmak önemli. Yoksa bu insanın psikolojisini etkiliyor hocam.
Hocam Muhsin sizin Bey bir işte. Kurbağa kıssanız vardı. O aklıma geldi şimdi. Acaba etkili olur mu? Şimdi adamın biri tabii ben hastayım ve benim içime kurbağa girdi diyor. Doktora gidiyor. Doktor ne kurbağası ya? Kurbağa falan yok. Bir doktor öyle, ikinci doktor ama üçüncü doktor anlıyor. Kurbağa bunun midesinde değil, aklında. Evet doğru söylüyorsunuz diyor. Sizde kurbağa var. Hatta sanırım birden de fazla. Tam vallahi bu doktor bildi diyor. Ötekiler bilemedi. Bu bildi. Ama şimdi bugün çok yoğun müşterim var görüyorum. Bugün olmaz. Filan gün gel diyor. Kurbağaları çıkaralım. O şimdi tabii kırlarda murlarda o anda kurbağayı nereden bulacak? Küçük kurbağaları buluyor, getiriyor. Bir leğenin içine koyuyor. Ve şimdi sıra buna gelince affedersiniz onu istifra ettirecek bir hap veriyor. Hadi o istifra ediyor. Tabii istifra ile ne olduğunu görmüyor. Leğeni açınca kurbağaları gördün mü diyor. Vallahi rahatladım diyor ya. Halbuki kurbağa içinden burada, çıkmadı. Burada akla yerleşmiş o kurbağa. Akla yerleşmiş, midede değil. Onu yani. Söylüyorum yani bu tür endişelerden, bu tür korkulardan arınmak gerekiyor. Hocamızın da buyurduğu gibi yani insan vücuduna cin giremiyor, zarar tabii veremiyor efendim. Cenab-ı Hak izin vermediği müddetçe. Tabii efendim ya. Dolayısıyla şimdi birileri böyle bir şey söyleyince biz çok etkileniyoruz. Hocam hepimiz etkileniriz. Muhsin Bey bu çocuklukta böyle söyleniyor biliyor musun? Söylenirken evde annenin arkadaşları böyle konuşurken ederken çocuklar bunun etki alanına giriyor. Tabii, ha, demek tabii. ki böyle olurmuş ha. Tabii. Böyle olurmuş. Yani sağlam dini bilgi olmayınca böyle oluyor işte. Bunlara itibar ediyoruz, güveniyoruz ve hakikaten sağlığımız bozuluyor. İçime cin girdi. Bunu kim çıkaracak? Çıkaracak akıllı birisi yok. Kuyuya bir deli bir taş bırakıyor. Onu çıkaracak akıllı yok işte. Tamam böyle bir şey yapılmış. Mum büyüsü yapılmış. Hocam diyor ki bunlara itibar etmeyin. Atın çöpe. Yakın ne bulduysanız ya da denize atın onları. İşte o kadar. Etkisinde kalmayın. Psikolojinizi bozmayın. Dikkate almayın. Cenab-ı Hak izin vermediği sürece kimse size zarar veremez. Ama ayetinde tabii ki biz, böyle buyuruyor Rabbimiz. Evet. Ama tabii ki biz okuyalım. Fiili dua, kavli dua. Felak, nas, ayet-i kürsüyü de okuyalım mutlaka. Tabii. Tedbirimizi alalım. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusu var. Hoş geldiniz. Şanlıurfa. Selam edelim Şanlıurfa'ya. Buyurun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ben normalde hiç kurşun döktürmedim hocam. Hı hı. Ama geçenlerde bir tanesinin iyi geleceğini, ben korkularım olduğu için ve sürekli başımıza bir şeyler geldiği için iyi olabileceğini söyledi. Biz de kurşun döktürdük. Acaba günah mı değil mi bilmiyorum. Günah mı işledim diye bizden azabı çekiyorum da kaç gündür onu sormak kurşun, istedim. Kurşun nasıl döktürülür, nasıl döktürdüğünüzü anlatır mısınız? Ben oturdum, bayan başımdan aşağı mesela suyun içine kaşıkla eritip döktü. Hı-hı. Birkaç dua okudu. Tabii hı-hı. böyle ayetel süsü felak nas gibi. Onlar patladı çatladı değil mi? Evet bir patladı çatladı. Ben çok tedirgin oldum açıkçası. Sonra vicdan azabı çektim böyle. Acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım? Birkaç kişiye sordum. Hani beni tatmin edecek bir cevap vermediler. Ondan dolayı hocama sormak istedim. Siz ne için yaptırmıştınız? Gerekçeniz neydi? Ben korkularım vardı. Yani gece uyuyamıyordum. Kabuslar görüyordum. Hı hı. Ondan dolayı iyi gelebileceğini söylediler. İyi geldi mi? Ben ondan dolayı yaptırdım. İyi geldi mi? Doğruyu söylemek gerekirse psikolojik olarak mı artık nedense kendimi iyi hissediyorum. Ha, şu an daha iyi hissediyorsunuz. Kurşun döktürdükten sonra. Tabii ama tabii ki sürekli ayetel kürsü felak nasıl okuyorum da hı-hı. o olaydan sonra daha iyi hissettim kendimi. Peki tamam hocamız da dinledi sizi. Bakalım hocamız neler söyleyecek. Dinimizde kurşun döktürmek caiz mi değil mi soralım. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'ya selam ediyoruz. Efendim kurşun döktürme de hurafedir. Kızımız bakın o kurşun döktürmenin ne dini ne ilmi hiçbir dayanağı yoktur. Hurafe. Tarihin eski devirlerinde benim yaşadığım bölgede de çocukluğumda var. Hepimiz biliriz kurşun hocam, dökülürdü. Evet. Demek ki bu ta Orta Asya'dan beri gelen. Bakın bizde mesela bazı ağaçlara çaput bağlanırdı. Bez. Bak bizde son yıllarda söylene bunlar kalmadı ama Almatı'ya gittiğimde orada hala bu yaşıyor.
ağaçlar çaputlarla süslenmiş vaziyettedir yani. Demek ki bu kurşun döktürme de öyle. Kızımız ama bakın Felak Nas surelerinde okuyorum diyor. Gel o rahatlamasını Felak Nas'tan bilsin. Kurşun döktürmeden yoksa kurşun değil. Döktürmeden değil. Evet. Evet. Ama psikolojik olarak demek ki rahatladı hocam kurşun evet. döktürdükten Doğru. sonra. Biraz evvel buyurdunuz ya her şey kafada bitiyor diye. İnanmakla alakalı. Doğru efendim. Ondan etkilenmiş evet. demek. Peki devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm. Kayseri Develi'den arıyorum. Namazları sünneti ayakta duruyorum. Sünnetini kılıyorum, kalkıyorum. Farzını tekbir alıyorum geldiğim yerden. Gerisinde oturduğum yerden kılıyorum. O kabul mu? Nasıl yanlışım var mı? Bana bildir hocam. Selamünaleyküm hocam. Benim sol diz kapağımda menisküs yırtığı var. Yaşım da 35. Camide tabureyle namaz kılsam cumam kabul olur mu? Hayırlı cumalar hocam. Ellerinizden öperim. Evet, sorular var. Sandalyede, taburede, koltukta oturarak namaz kılmak caiz mi? Uygun mu dinen? Hem bu hem de peki uygunsa nasıl kılacağız? Namazımızı nasıl tamamlarız? Bunu hocamız şimdi uygulamalı olarak inşallah anlatacak. Mustafa Şahin abimiz de burada. Mustafa abi Yozgatlıydık değil mi? Yozgat'a da selam edelim bu arada. Evet hocam. Muhsin Bey ama önceki sual soran hanımefendi o ne dedi? Bakın. Sünnet namazlarını normal kılıyorum diyor. Sünnet namazlarını normal kılıyorum. Ama farzı oturarak kılıyorum. Çok diyor. Yanlış. Aksini yapacak yani. Aksini yapacak. Yani farz namazlarını gücü yettiği nispetle farzı ayakta kılmalı. Hı hı. Madem gücü yetmiyor oturarak Sünneti. Kılacaksa sünnetleri oturarak kılmalı. Hanımefendi kardeşimiz işin yanlışını yapıyor. Tersini yani, yapıyor diyorsunuz. Tersini yapıyor. Evet. Yani sünnetleri ayakta kılıyor. Farzı oturarak kılıyor. Farz da kıyam farzdır. Sünnetler de kıyam farz değildir. O yüzden teravih namazını diyelim ki gücüm yetmiyor. Oturduğum yerde kılabilirim. Ama yatsı namazını illa gücüm nispetinde ayakta kılmalıyım. Farzdır. Kıyam farzdır orada. Hı hı. Evet efendim. Diğer soruya gelelim. Şimdi ideal olan nedir? İdeal olan sağlığımız müsaitse kıyam, ruku, secde, ayakta namazı kılmaktır. İdeal olan budur. Ama şey yapamıyoruz. İşte dediği gibi menisküs var, bilmem filan var. Bu sefer oturduğu yerde kılar mı? Oturduğu yerde kılar. Şimdi bu sandalyeyi bir şöyle kaldıralım Mustafa Bey. Kaldıralım mı sandalyeyi? Sandalye şöyle bir tarafa kaldır. Yan tarafta dursun evet. Şimdi oturduğunuz yerde şöyle oturun lütfen. Şimdi otururken. Ayaklarını uzatarak göstereceksiniz. Şimdi ayakları bak şimdi bir kısım kardeşlerimiz de ya kıbleye karşı nasıl ayağımızı uzatırız diyorlar. Öyle değil. Yani kıbleye saygısızlık değildir bu. Ayağımızı uzatarak kılarız. Ayağımızı uzatmaya da gücümüz yetmiyor. Bağdaş kurabilirim. Ha? Bağdaş kurabilirim. Böyle de mi kılabiliriz? Tamam. Fakat bazı hastalar var ki şimdi ayağa kalkacak bir türlü kalkamıyor. O zaman ne yapacak? Taburada kılacak. Hadi şimdi Mustafa Bey diyelim ki şu anda kendi kalkabilir, ayağa kalkabilir ama öyle olduğunu düşünelim ki mümkün değil kalkamıyor doğru, ayağa. Doğru. Öyle olunca ne olur? Şimdi sandalyeyi kullanacağız Muhsin tamam. Bey. Tamam. Buradan başlayalım şeyden mi başlayalım? Ayakları uzatarak isterseniz oradan başlayalım. Şimdi hocam. Tamam ayakları uzatalım. Genelde böyle kılanlar da olduğu için. Şimdi ne yaptık? Rükuda Mustafa Bey rükuda biraz eğiliyoruz. Tamam. Rükuda biraz eğiliyorum. Şimdi secdede biraz fazla eğileceğim. Bitti. İşte rükuda bunun adına ima diyoruz. Şuraya bir yastık koyayım mı? Veya bir böyle yapanlar da var. Rahle gibi, doğru. rahle gibi bir şey getirip de ona secde edeyim mi? Yok. O yok. Yani bu yastığa edeyim mi? Yok. Bir rahle şey gibi nedir üzerine Kur'an-ı Kerim koyduğumuz rahle. Rahle gibi bir şey koyup da ona secde edeyim mi? Yok. O da yok.
Rükuda biraz eğiliyorum, secdede biraz fazla. Bunun adına ima diyoruz. Hocam şimdi diyelim tekbir aldı, namaza başladı. Tekbir aldı, elini bağladı. Namaz aldı. Şimdi rükuya giderken nasıl yapacak? Bir görelim. Rükuya gidiyoruz. Elleri bırakıyor mu yana? Tabii. Bıraktı. Allahu Ekber diyerek gitti. Semiallahu limen hamide. Hamide. Şimdi Allahu Ekber diyerek secdeye gitti. Biraz bu fazla. Bu yok. Biraz yok. Secdeye gitti. Tamam. Tekrar Allah'a. Eller doğru mu hocam? Eller? Doğrudur. Eller dizinin üzerinde de olabilir. Orada da olabilir. Doğru yani. Mühim olan başın, bedenin eğilmiş olması. Peki hocam bir soru. Şimdi diyelim ki ayaklarında rahatsızlık var. Namaza ayakta başladı fakat böyle ayaklarını uzatarak devam etti. O olur mu? O da güzel. O yapabiliyorsa. Öyleyse ayakta başlayabiliyorsa doğrusu o. Ayakta başlayabiliyorsa öyle. Ayakta başlarsa da olur. Yoksa böyle yaptı. Eğer şimdi kalkmaya gücü yetmiyor. Yani ayağa kalkmaya gücü yetmiyor. Evet. O zaman taburayı kullanmak da. Tabureye geçelim o zaman. Tabureye geçelim. Tamam. Taburede şimdi diyelim ki böyle başladık öğle namazını kılacağız. Şimdi rükua gideceğiz. Biraz Allahu Ekber diyerek gidiyoruz. Tamam. Semiallahu limen hamide. Şimdi secdeye gideceğiz. Tamam. Tekrar Allahu Ekber deyip kalkıp ikinci secdeye gideceğiz. Bu kadar. İşte böyle. Bu kadar. Hocam koltuk, tabure, sandalye fark eder mi? Diyelim fark şu anda sandalyede ama koltuk, tabure. Fark etmez. Amma tabura, amma sandalye. Yani maksat bir böyle sandalye şeyde de koltukta da keyif hali değil. Hı hı. Mühim olarak oturmak ve ima ile namazı kılabilmektir. Hocam şöyle bir soru var. Ben arada buradan gelen sorulara da bakıyorum. Şimdi izleyicimize anlattığına göre tabii anladığım o. Diyor ki sandalyeyi öne koyalım. Öbür tarafa. Evet. Şimdi diyor ki ben diyelim oturdum sandalyede hocam. Tamam. Ya önümde de ters çevirelim doğru söylüyorsun gözüksün. Önümde de diyor masa var diyor hocam. Bunun tamam. Masa olduğunu farz edelim. Olmaz. Masaya yastık koyuyorum ya da seccade koyuyorum yok, oraya secde ediyorum. Olmaz diyor. Yanlış o. Bu o şekilde. O yanlış. Olmaz. Yanlış. Masaya secde olmaz. Masaya bilmem rahleye yastığa. Olmaz. Evet. Öyle yok. Onu kaldırabiliriz. Hocam ayakta başlayıp namazı nasıl oturarak devam eder onu da gösterelim. Şimdi ayakta başladı. Ayakta başlayacak. Tamam ayakta başladı. Secdeye mi gideyim buraya mı oturayım? Ayakta. İkisini de gösterelim. Şimdi Allahu Ekber dedi. Şimdi rükua gitti. Rükua. Semiallahu limen hamidet diye kalktı. Allahu Ekber diyerek secdeye gitti. Şimdi secdeye gitti. Ama secdeye gidemediği için oturduğu yerde ayaklarını da uzatarak şimdi secdeye giderken ne diyor biraz fazla eğiliyor işte o kadar tekrar Allahu Ekber diye kalkıp tekrar secdede Sübhane Rabbiyel Ala Sübhane Rabbiyel Ala ondan sonra oturduğu yerde namaza devam ediyor. Tamam. Efendim yani yuridullahu bikumul yusur. Allah size kolaylık diliyor, zorluk değil. Sonra hiç la yukellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle mükellef tutmaz. Hı hı. Sevgili Peygamberimiz ömrünün son günlerinde oturarak da namaz kıldığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz ömrünün son günlerinde oturarak da namaz kılmıştır. Hasta olduğu zaman rahatsız oturduğu yerde namaz kılmıştır. Evet. Mevla kabul buyursun. Genelde aynı sorular soruluyor. Benzer sorular. Tekrara girmemek için sevgili izleyenler sormuyorum ama yeni açanlar varsa ekranları bir kez daha söyleyelim. Önümüzde masada olabilir, tabure olabilir, sandalye olabilir. Oraya secde etmiyoruz dedi hocam. Bu tabii. Önemli. Ya yastık şimdi mesela ben şimdi şuraya yastık şey koyuyorsunuz yastık dedim hocam. Yastık koyayım. Yastık secde koyayım şöyle. Şöyle secde edeyim. Yok böyle yok bu. Olmaz bu. İma ile kılacağım. İma evet. ile kılarken ne diyorum? Rükuda biraz eğiliyorum. Secdede ondan biraz fazla eğiliyorum. O kadar. O kadar. O kadar kolay yani. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Mustafa sağ abimize de
Ve devam edelim, ama neyle devam edelim? Sevgili Ayşegül bu hafta yine mikrofonu aldı. İstanbul sokaklarındaydı. Bu kez de şu soruyu sordu. Bebekken konuşan peygamber kimdir diye sordu. Bakalım nasıl cevaplar almış. İzleyelim. Bebekken konuşan peygamberimizin adı nedir? Peygamberimizin. Hazreti Muhammed. Muhammed Aleyhisselam. Bilemeyeceğim çocuğum. Musa. Peki ne demiştir sizce? Vallahi bilmiyorum ki. Hazreti Yusuf ama konuşmayalım. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir? Bilemedim. Bu kadarını bilemeyeceğim be abicim. Şu an aklıma gelmedi. Hazreti Muhammed. Ne demiştir sizce? Bismillahirrahmanirrahim demiştir. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir? İsa peygamber. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir? Oo, çok kötü bir soru, bilmiyorum ki. Hazreti Musa. Peki ilk olarak ne söylemiştir? Annem Meryem olduğunu söyledi. Ben peygamberim, Mesih'im dedi. Bebekken konuşan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demişti ilk olarak? O kadarını bilmiyorum. Maalesef bilmiyorum şu anda. O konuyla alakalı bir bilgim yok. Hazreti İsa. Ne demiştir abi ilk? Allah demiştir. Amma da soru sordun yani. Bunu ne de çıkardın yavrum sen? Bebekken konuşan peygamberimiz İsa peygamberi. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir? Hazreti Muhammed. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir? Soru. Rezil oldun sakın. Biraz daha basit olabilir. İsmail peygamber olması lazım. Ne söylemiştir bebekken? La ilahe illallah. Bebekken konuşan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet. Ne söylemiştir? Ümmetim. Ümmetim demiştir. Duydum ama yanlış söylemeyeyim dedim. Yani Hazreti İsa için diyorlardı. Yani. Peki ne demiştir ilk olarak? Vallahi şimdi onda yanılabilir. O yanılabilir. Yani bilgimiz var ama o kadar derin bilgiye sahip değiliz yani. Aslında bu bizim bir Müslüman olarak hatamız, çok büyük bir hatamız yani. Allah. Bunu yapmamamız gerekiyor ama işte ya. Bu dünyanın şeyine dalmışık ve öyle gidiyoruz. İsa peygamber değil mi? Ne demişti? Ne demişti? İlk olarak ne söylemiş? Bilmiyorum ki ne demiş. Hocam ben şaşırdım, bayağı doğru cevap var. Güzel yani, doğru cevap verenler var. Evet, bayağı doğru cevap var. Yani bütün peygamberlere bakın, bizim saygımız vardır. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, onlardan bahsederken onlara selam olsun diyerek evet, hepsine saygımız var. Allah'ın elçisi olduğuna inanıyoruz o mübarek insanların. Ama onların hayatlarını da bilmeliyiz ne olur. Onların, yani bir İsa Aleyhisselam'ın hayatını bilmeliyiz. Bilindiği gibi babasız olarak Hazreti Meryem bir sure vardır. Hazreti Meryem doğum sancıları başlayınca bir hurma ağacına yaslanıyor. Keşke ölseydim, gitseydim, unutulsaydım, keşke. Şimdi gelecekler bu bebek kucağımda. Ben ne cevap vereceğim bu insanlara? Hakikaten Hazreti İsa'yı Hazreti Meryem'in kucağında görünce, Meryem, senin baban fena adam değildi. Annen de fena bir kadın değildi. Bu nedir bu? Bu çocuk ne böyle? Fe işaret ileyi. Ona işaret etti. Çocuğa işaret etti. Keyfe mükellimü men kâne fil mehdi sabiyya. Yaptıkların etmiyor gibi kundaktaki bebekle mi konuşacağız Meryem? Demek ki öyle. Kal Hazreti İsa dudaklarını açtı, yeni doğmuş bebek kundaktıkla gibice. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Bakın, Allah'ın oğluyum değil. Hristiyanlık inancında baba oğul ruhul kudüs inancı var ya, oğul. Kale inni Abdullah. İlk sözü bu mu olmuş hocam? İlk cümle bu. Ben cümle. Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Bana kitap verdi. Beni peygamber olarak gönderdi. Anneme karşı da zorba kılmadı
beni. Allah. Yani aman ya Rabbi. Kundaktaki bebek. Kundaktaki bebek bir mucize olarak bunları söylüyor. Evet, Allah razı olsun. Yani bu hocam. Peygamberlerin yani sıratallezine en'amte aleyhim, kendilerine nimetler verdiklerinin yoluna ile, işte onlar peygamberler. Bütün peygamberlerin hayatlarını öğrenmeliyiz. Evet. Neleri öğreniyoruz, neleri, ama bize hayat veren bu şeyleri, Allah'ın rol model olarak gösterdiği insanların hayatlarını, peygamberlerin hayatlarını bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Evet. Çok da güzel sormuş sevgili Ayşegül'ü, tebrik ederim. Bebekken konuşan peygamberimiz kimdir diye sormuş hocam. Peygamber kimdir diye sormuyor. Çünkü Hazreti İsa aynı zamanda bizim de peygamberimiz. Peygamberimiz kimdir diye sormuş. Ayrıca Bey, teşekkürler. Muhsin Bey, hepsi bizim peygamberimiz. Hepsi Allah'ın elçisi. Hepsini kabul ederiz. Hepsinin Allah elçisi olduğuna inanırız. Farkımız da bu. Onlar bakın, kabul etmiyor ama. Mesela bir kısım insanlar var ki din mensupları, bütün peygamberler haktır ama Hazreti Muhammed'e gelince yok. Biz ne diyoruz? Hazreti Muhammed dahil Hazreti Adem'den beri gelen bütün peygamberleri tasdik ediyoruz. İman hepsine ettik, kabul ediyoruz. Ediyoruz. Hepsine iman ediyoruz. Onlar o noktaya gelince hayır diyorlar. Yani. Evet, Allah razı olsun hocam. Bir iki soru var, farklı, onlara bakacağız ama öncesinde ikinci şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Hediyelerimiz için ikinci şifre ekrana gelecek. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Müteali, Ya Allah Celle Celaluhu. Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce olan Allah. Evet. Evet. Müteali. Son bir şifre kaldı. Vakti gelince, zamanı gelince onu da paylaşırız inşallah. Biraz evvelki uygulamayla ilgili atladığımız bir husus var hocam. Onu soruyorlar. İyi ki hatırlattılar. Teşekkür ederim. Hamile kadınlar, hamile hanımefendiler namazları ne şekilde kılacaklar? Tabii hamile kadın hamile olduğu için normal olarak rükua, secdeye varmakta evet. zorlanıyor. Evet. Öyleyse sandalyeye oturur, sandalyada ima ile namazını biraz evvel kılar. Uygulamada gösterildiği evet. şekliyle. İma ile namazını, yani nasıl rükuda biraz eğilir, secdede biraz fazla o kadar. Eğilir. O kadar. Gösterildiği şekilde kılabilirler. Doğru efendim. Bir izleyicimiz de diyor ki, doktor yasakladı ayaklarımdaki rahatsızlık sebebiyle bu namazı sandalyede kılıyorum ama ayağa kalkarak devam ediyorum diyor. Yani hocam ayağa kalkıyor, oturuyor, tekrar ayağa kalkıyor. Tabii. Olabilir mi? Gücü yettiği kadar yapıyor. Evet. Peki doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Biraz Instagram'dan gelen sorulara bakalım tekrar. İsminin okunmasını istemiyor seyircimiz. Eşim bana para vermiyor. Ben de ondan izinsiz cebinden para alıyorum. Çocuklarım hep benden istiyorlar. Babalarından isteyemiyorlar. Bana bunun günahı var mı? Makul bir şekilde bir yani haddi hududu aşmayacak şekilde elbette alabilir. Kocasının haberi olmadan. Haberi olmadan adam vermiyor. Hanımefendi çocuklarının ihtiyacı için onu alıp verebilir çocuklarına. Evet. Mehmet Kabukaya hocamız yazmışlar hocam. Selam edelim buradan. Aleyhisselam. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Evet. Siz de çok yakinen tanıyorsunuz. Bir ara birlikte doğru program efendim. Da yapmıştık. Sizin bahsettiğiniz hususla ilgili hadis-i şerifler atmışlar. Bakara suresi gücü aşan durumlar için kolaylaştırma ilkesi getirilmiştir buyuruyor hocamız. Namazın rükünlerinden herhangi birini yerine getirmeye engel olan rahatsızlıklarda kolaylaştırma sebebi sayılmıştır diyor ayeti. Doğru efendim. Baz alarak. Evet. Namazı ayakta kıl. Güç yetiremezsen oturarak kıl. Buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl. Buhari. Doğru. Buradan selam ediyoruz muhterem hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Yine bir video sorumuz var, görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar hocam. Ben Şanlıurfa Hilvan'dan arıyorum.
Minden Aytan. Hocam size bir sorum var. Hocam millet her alışverişinde böyle ne diyeyim yani şey gücüyle, yemin gücüyle, vallahi billahi, halbuki adama diyorsun bir bakın bir dünyanın adam sana sattığı malı bir başkasından duyuyorsun. Böyle ulan diyor ben oradan 40 milyar kar ettim, 20 milyar kar ettim, 10 milyar kar ettim. Tam bana sattığında yemin bile ediyordun, benim zararım ancak çıkar ediyordun. Ve arkama dönüp de başkasına diyor ki ben o sattığım eşeği, o sattığım malı, arabayı, her neyse 40 milyar, 20 milyar, 30 milyar kar ettim. Yani bunun günahı, sevabı, helal mi, helal mi? Bunu sorun budur hocam. İyi günler, iyi cumalar hocam. Hocam buyurun. Evet efendim. Yemin ederek hocam pazarlama. Tabii Rabbimiz bakın esallahu ve la tettehizu eymanekum dehalen beynekum. Yani aralarınızda yemini bir fesat aracı yapmayın. Fetezille kademun ba'de sübutiha. Ayaklarınız kayar. Ve tezûkussû ve kötülüğü tadarsınız. Fenalığı tadarsınız. Bir hadis-i şerifte de Efendimiz selâsetun la yükellimuhullâh yevmel kıyâme. Üç kişi var ki Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onların durumunu düzeltmez. Nedir o? Kim odur? Çölde arkadaşları susuz, bunda da su var, onlara vermiyor. Ha, bu kişiye Allah nazar etmez. Diğeri de racülün bâya'a racülen sil'aten ba'del asır, ikindiden sonra vallahi şu fiyatı verdiler de vermedim. Aynısı işte örnekteki gibi. Yani böyle diyen kişiye Allah nazar etmez, durumunu düzeltmez. Yani çok acı bir durum tabii. Öyleyse bu yemini alışkanlık haline getirmemeli. Allah'ın adını böyle şeylerde kullanmamalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir diğer izleyicimizin sorusu Mihriban Hanım Instagram'dan soruyor. Denizli'den herkese selamlar. Hocam dediler ki yattığın yerde ayna olmasın. Ayna başka bir dünyaya açılan bir boyut kapısıdır. Ben de yattığım yerdeki aynaları geceleri örtüyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Yok efendim. Bunda da bir şey yok yani. Geceleri ne bileyim belki gece karanlıkta kalkınca aynada görür ondan korkar rahatsız diye. Olur evet. Düşüncesiyle belki böyle söylenmiş olabilir. Yoksa yani aynaya perde çekeceksin falan diye de bir şey yok ya. Peki. Şerife Hanım soruyor. Arkadaşım münasip bir insanla evlenmek istedi. Fakat ailesi istemedi. Arkadaşıma muska yazdırmak istiyorlar. Böyle muskalar arkadaşıma zarar verir mi? Muskadan büyüden korunmak için hocamız hangi duaları tavsiye eder? Efendim, Fatiha-i Şerif, Kulauzu bi Rabbil Felak, Kulauzu bi Rabbin Nas, bunların adı muavvizeteyn, Allah'a sığındıran sureler ve Ayet-el Kürsi. Evet, peki. Devam edelim. Üçüncü şifre az sonra yine bir video sorumuz var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Ben hafız olmak istiyorum. Annemden babam sen yapamazsın diyor. Bunun hükmü nedir? Evet. Hafız olmak istiyorum diyor kardeşimiz ama ailem sen yapamazsın diyorlar diyor. Anne baba böyle dememeli. Çocuklarına yüksek ufuk göstermeli. Bakın Hazreti Amine peygamberimizle Medine'den Mekke'ye dönerken Ebva denilen köyde 190 kilometre mesafe Medine'ye, orada Hazreti Amine hastalandı. Sevgili peygamberimize bakarak sevgili yavrum her gelen gider, her doğan ölür, her yaşayan ölür, her ölen unutulur. Ama sevgili yavrucuğum senin sayende ben unutulmayacağım, ya. Ebedi anılacağım. Amine Hatun Muhammed anesi, ol sadeften doğdu ol dürdanesi. Süleyman Çelebi böyle demiştir. Bakın nasıl yüksek ideal ufuk gösteriyor. Yani sen adam olman, sen hafız olman demek doğru değildir. Hele çocuğumuz böyle diyorsa,
yardımcı olmalı, teşvik etmeli. Onun hevesini kırmamak lazım. Tabii efendim. Hafızlık da önemli hocam. Devam edelim. Ama telefonla devam edelim. Sorulara sonra bakalım. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Kahramanmaraş'a selam ediyoruz. Buyurun. Selam olsun hocam. Aleyküm selam. Buyurun, nedir sorunuz? Ya ben bayağıdan beri bu sorunla çok muzdaribim. Nasıl diyeyim, hani çocuklarım da çok korkuyorlar. Ama ben namazda abdestle sürekli okuyorum hocamın söylediği gibi, ama yine de hala sorunlarım devam ediyor. Nedir sorunlarınız? Mesela ben geçen gün namaz kılıyordum. Işık yandı, söndü, tekrar yandı. Ben ışıklarımı masa kaldırmıştım. Acaba onlar mı dedim. Elektrik gidip gelmiştir. Hayır. Elektrik gidip gelmedi. O esnada kapılarım açılıp örtülmeye başladı. Aynı anda. Sonra evet aynı anda. Ben onlara bakıyorum diye. Allah. Işığı da yakmamıştım. Işık da yanmıyordu bu arada. Allah Allah. Yani kapı kendiliğinden açıldı, kapandı. Evet. Ondan birkaç gün sonra yine böyle havlularımı, beyaz havlularım seriliydi. Hani böyle kirli olduğunu gördüm. Yani böyle hani böyle yani şey yok. Sürekli böyle şeyler oluyor. Okuyor çocuklarım sürekli. Korkmuyorlar çok şükür. İnançlılar ama kızımın da o çıkmış. Yine de korkuyorlar yani. Hani görüyor da, gölgesini görüyoruz. Geçenin bir tane 6 yaşında oğlum var. O da mesela balkondan bakarken görmüş. Çok korktu çocuk. Ne görmüş? Mesela arkadaşı sanmış, küçük bir çocuk şeklinde. Ama onun arkadaşı olmadığını, farklı bir yaratık olduğunu, bir şeye benzettiğini gördü. Allah nasıl Allah. Diyeyim, ben bu evime taşınmadan önce mesela bir yeğenim böyle yine bir kız çocuğu şeklinde yine görmüştü. Yani bu bayağıdan beri. Bu taşındığınız evde mi? Bu taşındığınız evde mi bu olaylar yaşanıyor sürekli? Daha önce var mıydı böyle bir şey? Bu yeni taşındığınız evde mi var? Yok, yeni taşındım. Ben bu eve geçen 12 yıl oldu taşınalı. Ben kendim inşaatına beni yaptırdım. Ha, siz yaptırdınız. Oturuyorum şu an içinde. Ama sürekli yani hani böyle çaydanlık, ocaktaki çaydanlık mesela böyle altı yanan çaydanlık 3 kere kaldırıp indirdiklerini biliyoruz. Nasıl yani? Bir dakika. Çaydanlık kalkıp iniyor kendiliğinden. Evet. Gördünüz bunları. Bunları gördünüz evet, siz. Evet, görüyoruz. Allah Allah. Şimdi ben not aldım. Yani, dediniz ki ışıklar gidip geliyor dediniz. Durduk yere. Evet. Hani kesinti falan da yok. Kapı açılıp kapanıyor dediniz. Temiz kıyafetlerimiz kirletiliyor dediniz. Evdeki yıkanmış temiz kıyafetler kirletiliyor dediniz. Evet. Bu son söylediğiniz ilginç. Çaydanlık hareket ediyor dediniz. Yani kalkıyor iniyor dediniz çaydanlık için. Mutfakta bunları bizzat gördünüz yani. Evet gördük. Hatta ben kendisini de tam net olarak gördüm de neye benzettiğini bilemedim yani. Çamaşırların, balkonda çamaşırların arasında geziyordu. Böyle gittim, kendi oğlum sandım. Oğlum burada hiç yoktu başka yani. Ben ikinci katta oturuyordum. Evde birilerini de gördünüz. Yüksekte. Allah Allah. Ama korkmuyoruz. Korkmuyorsunuz. Ama yine de etkileniyoruz yani. Şimdi bu olayları kimler biliyor sizinle beraber ve kimler gördü? Siz biliyorsunuz. Öyle evet, evimizdeki herkes gördü, eşim de dahil. Eşiniz de gördü, yaşadı bunları. Çocuklar da gördü, yaşadı bu anlattıklarınızı. Evet. Ve korkmuyorsunuz şimdi ama alıştık diyorsunuz. Şimdi çamaşırlarımız resimleri de vardı ama çocuklar silmiş. Hani ekranımızda kalmasın diye telefonumuzda. Evet. Ama korkmuyoruz diyorsunuz. Ya hani okuyoruz. Ayet Erkürsün'ü okuyorum çocuklar işte her şeyi alırken artık Bismillah demeden bir şey ellerini sürmüyorlar. Otururken Bismillah diyorlar. Ama yine de tedirgin hani tek başına lavaboya giden bir küçük oğlum mesela. Peki gördüğünüz neye benziyor varlık, o bahsettiğiniz varlık neye benziyor? İnsan gibi mi o gördüğünüz, evde gördüğünüz? Evet, daha kolları, elleri olan hani mesela nasıl diyeyim 8-9-10 yaşlarında var mıydı bir boyutta? Mesela akşam yatıyorum ya salonumdan böyle birisi gidip geldiğini hissediyorum ama okuyorum Ayet-el Kürsi'ni. Allah. Yatıyorum, yapacağım hiçbir şey yok yani bu konuda. Peki ne söylenebilir hocam? Dinen böyle şeyler mümkün mü? Anlattı izleyicimiz. Birebir ailede yaşananları söyledi ve sadece tek kendisi de yaşamıyor. Yani diyeceğim ki kendisi bunları yaşıyorsa hani kusura bakmayın da bir rahatsızlık söz konusu olabilir diyeceğim. Psikolojik belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Halüsinasyon görüyorsunuz diyeceğim ama çocuklar görüyor evet. Dediniz, eşim görüyor, eşim evet. Biliyor dediniz. Herkesin şahit evet. Olduğu bir husus var ortada. Peki dinen
Bu mümkün mü? Teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Efendim, bir zaman ben de böyle bir bina biliyorum. Bina satılmıyor. Nasılsa satılmasını istemeyen birileri, cinler var burada diyor. Ve ondan sonra uzun süre satılmadı. Ondan sonra nasıl oldu, nasıl o cinler gitti bilemiyorum. Hocam öyle filmler de var. Korku evleri. Mesela yeni bir eve taşınıyor işte aile. O evde başlarına olmadık işler geliyor. Meğer o evde işte lanetli bir evmiş. O öncesinde cinayetler yaşanmış falan. İşte korku filmi, gerilim filmi. Bu tür benzer filmler var zaten. Yani bu hanımefendinin anlattığı fiziki olaylar, durup dururken bu olaylar olmaz. Metafizik, yani fiziğin ötesinde bir şey, o da düşünülmez. Cinler yapabilir mi bu tür şeyleri? Yok efendim. Mesela eşyayı hareket ettirir mi cinler? Yok efendim, cinler durup, kapıları açıp kapayabilirler mi? Yok, öyle onlar yok. Onlar yapamaz. Öyle değil. Evet. Yani muhakkak tetkik edilmeli, fiziki bir sebep vardır muhakkak. Muhakkak fiziki bir sebep vardır. Metafizik değil. Yani bunun ötesinde manevi bir olayı aramaya gerek yoktur. Cinler de yapmaz diyorsunuz evet, bunları. Öyle değil. Yani şimdi iyice tetkik edildikten sonra neden oluyor bu işler, gerçek meydana çıkabilir ya. Yani. Cinlerle bizim aramızda boyut farkı mı var hocam? Ondan dolayı olmuyor galiba değil mi? Boyut farkı var, zaman farkı var. Öyle mi? Farklı bir paralelde mi onlar? Efendim tabii cinler var. Biz buna inanıyoruz. Niye? Kur'an söylüyor. Cin diye de bir sure var Kur'an'da. Cin mescidi var. Bunlar kutsal cinler. Kutsal topraklarda. Aynen Allah'a kulluk etmekle mükelleftirler. Efendim bunların zararlılarına işte şeytan diyoruz. Müslüman olan cinler vardır. Onların hiç asla zararı söz konusu değildir. O şeytanlardan da Rabbimizin himayesine sığınmamız gerekiyor. Evet. Evet. Korkmuyoruz dedi. O ilginç hocam. Böyle bir şey olsa evde yani korkar insan. Ama yine yani de ürperiyoruz diyor. Evet, yani. Evet. Alıştık dedi. Evet. Sanki ama okuyoruz diyor. Yani okumayı da bırakmıyorlar. Büsbütün o korkuyu kaldırmalıdırlar. Bu geçecek. Evi değiştirsinler mi hocam? Tavsiye eder misiniz? Efendim? Evi değiştirseler tavsiye Hayır, eder misiniz? Hayır, evi değiştirmelerini tavsiye etmiyorum. Onda bir şey yoktur. Zamanla gerçek nedir, neden olmuş onlar diye anlayacaklardır. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Üçüncü şifre az sonra. Öncesinde yine bir video sorumuz var. Görelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hocam, ben Kırşehir merkezden arıyorum. İsmim Ali Öztürk. Benim sizlere bir sorum olacak. Fakir bir kimseye küçük baş hayvan kesmesi için bir kişi 2500 Türk lirası göndermiş. Hı hı. Kişi de o parayı almış, üzerine ilave ederek bir büyük baş hayvan hissesine giriyor. Ya da 2500 liranın altında bir miktar ile kurbanı kesiyor. Hı hı. Bu durumda gönderilen paranın altında bir kurban kestiği için bu paranın iadesi gerekir mi? Parayı gönderen kişiye haber edilmesi gerekir mi? Veyahut da fazla miktar ödeyerek büyükbaşı kurbana girdiği için kişinin kurbanına, para gönderen kişinin kurbanına bir halel, bir zarar gelir mi? Evet. Benim kafama takılan soru bu. Beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun. Efendim, küçükbaş hayvan kurban edecekti. Evet. Bir büyükbaş hayvana hissedar olarak girdi. Para ilave etti. Oraya da para ilave etti. Ya kendisi o arkadaşa hibe etmiş olur. Evet. Ya da ona arkadaş böyle oldu, bunu daha münasip gördüm, şimdi senin şu kadar daha göndermen gerekiyor diye ondan ister. Evet. Tamam. Yani kurban kesmesi için ihtiyaç sahibine diyelim ki gönderilen bir para var. Evet. Bu paraya o ihtiyaç sahibi biraz daha ilave ederek büyükbaş kesebilir.
Evet, öyle olabilir. Gönderene bunu bildirmesi gerekir mi hocam? İşte ya ondan ister ya da kendisi hibe eder. Kendisi evet. Hibe ettiyse... Tam tersini sormuş bir de. Diyor ki kurban kesmesi için ihtiyaç sahibine gönderilen paranın altında kurban keserse olur mu? Diyelim ki siz bana gönderdiniz hocam. Tamam. Ben de çok uyguna bir kurbanlık buldum. Siz bana 5.000 gönderdiniz diyelim. Ben 4.000'e buldum. Orada 1.000 lira bana kaldı mesela. O tekrar yine haber vererek... Bunu size iade mi edeyim yoksa sizin adınıza bir hayır da kullanayım mı? Ya da ben mi kullanayım? Tabii diye. Öyle. Tabii. Bilgi vermesinde fayda var diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hayırlı cumalar hocam, hayırlı yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Ben 20 yaşındayım. Benim görüntülerim normalde hep çıkıyor sürekli. Ama bir türlü bir şeyler yani engel oluyor, bir türlü olmuyor. Ya ben istiyorum olmuyor ya da ben istemiyorum. Bir şekilde olmuyor işte ve ben de hani çevremdekiler de işte hani neden olmuyor, evde mi kaldın bilmem ne diyorlar falan. Evet pek takmıyorum ama hani kaderden dolayı mı olmuyor ya da mesela her şey benim de mi elimde olan bir şey var yani her şey kader diyoruz da hani benim de mi çabam gerekiyor sürekli kader diyoruz çünkü hani kader insanın elinde midir? Kader insanın elinde midir? Bunu ben merak ediyorum. Ve bir de dua kaderi değiştirir mi? Evet, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Görücülerim geliyor ama bir türlü evlenemiyorum diyor izleyicimiz. Kaderimiz bizim elimizde mi? Bir de dua kaderi değiştirir mi? Efendim, kader nedir? Vaktinden önce olacak şeyleri Rabbimizin bilmesine kader diyoruz. Günü gelince de o işin gerçekleşmesine kaza diyoruz. Bizim duamızla vakti dua edeceğimizi de Rabbimiz bildiği için o kaderde o zaman değişiklik olmuştur. Yani dua edeceğimiz dolayısıyla o şu hale gelmiştir. Yani o yoksa Kur'an'da dua edin diyor Cenab-ı Hak. Böyle bir emir olmazdı. Hı hı. O yüzden biz irademizi hayırda kullanacağız. Makul, meşru olan yolda kullanacağız. Öyle yani. Ama çaba da edilecek değil mi hocam? Yani yaratmak, gayret, çaba. Yaratmak Allah'tandır. Kazanmak bizdendir. Yani öyle bu işi. Tabii elbette irademiz. Kadercilik yok diyorsunuz. Yani. Kadercilik evet. Denir ya hocam. Evet tabii. Ya işte bu başıma geldi. Tamam yani, razıyım. Ben ne yapayım? Evet, ben ne yapayım? Benim yapacağım kaderimmiş. Bir şey yok. Benim kaderimde bu alkolik adamla hayatımı birleştirmek vardı. Benim kaderimde katil olmak vardı. Benim kaderimde hırsız olmak vardı. Benim elimden ne gelir? Alnıma böyle yazılmış. Öyle değil. Bu kadercilik oluyor. Öyle tabii. Öyle değil. Allah bana akıl verdi, irade verdi. Kolum, hayra gidersen razı olurum. Şerre gidersen razı olmam ama onu da yaratırım, onu da yaratırım. İradeni hangi yolda kullanırsan kullan. Ben onu yaratırım ama hayra rızam var, şerre rızam yok. Tercih senin. Evet. Evet. Duayı değiştirir mi kader? Dua edeceğim bilindiği kaderi için. Kaderi değiştirir mi mesela dua? Mesela bakın, es-sadakatü terettül bela. Sadaka belayı def eder. Efendim, sıle-i rahim ömrün uzamasına, rızkın bereketlenmesine sebep olur. Ama sıle-i rahim yapacağım Rabbim bildiği için o kader de o şekilde planlanmıştır. Sadaka vereceğim bilindiği için kader de öyle planlanmıştır. Hı hı. Bu durumda dua kaderi evet değiştirir ama zaten ezelde Cenab-ı Hak onu biliyordu. O bilindiği diyorsunuz. İçin öyle olmuş. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Instagram'dan yine bir soru var. Sevgi Hanım diyor ki hocam, eşim abdest alırken ayağını yıkamıyor. Çorabının üzerine meshediyor. Böyle abdest olur mu? Böyle abdest olmaz. Yani Kur'an'ın emrettiği abdeste ayakların yıkanması farzdır. Efendimiz hatta veylül lil akabi minen nar. Yani vay cehennemden bazı ökçelere
yani suyu ökçesine ulaştırmayanlara ve cehennemden yazıklar olsun diyor Allah'ın Resulü. Kur'an'daki bu abdestin farzlarını ifade eden ayetten de biz böyle anlıyoruz. Ayakları yıkamak farzdır. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz var. Telefondan hemen sonra son şifreyi paylaşalım ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Hayırlı buyurun. Sabahlar. Erzurum buyurun. İyi günler. Teşekkürler. Buyurun efendim. Hayırlı günler. Benim bir sorum olacak hocam. Elbette buyurun. Ben zekatımı yıllık olarak değil de mesela senin zekatını seneye içinde her ay vermek istiyorum belli bir miktarını. Bir öğrenci ya da ilerde olan birine. Tamam. Bunu ay ay verebilir miyim? Yani ay ay verdiğimde en son vereceğim yıllık olarak verdiğim altın hesabından mı düşeceğim? Bir de mesela altının grubu her ay değişiyor. Benim bunu aylık vermem bir sorun teşkil eder mi? Bunu soracaktım. Bir de hocama çok ufak bir sorum olsun. Namaz kılarken küçük bir bebeğim var. Sürekli yanıma geliyor. İşte kucağıma falan oturuyor. Ben mecbur namaza kalkmak için onu hani kaldırıyorum. Yerine oturuyorum. Namazın bozulur mu bunu soracaktım. Teşekkür ediyoruz. Hocam var mı zekatla ilgili sormak istediğiniz? Yok. Teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Hocam buyurun. Bebek gelmiş ya, annesinin yanına oturmuş. Anne de kaldırmış çocuğu şöyle koymuş. Bunlar namazı bozmaz. Namazı bozmaz. Ya da bir kedi gelebilir. Fakat bebek şu var kedi. Ki yani dışarıdan gören bu kişi namaz kılmıyor diyecek şekilde de meşgul olmamalıyım. Yani karşıdan bakan birisi. Tabii. Yani işte ameli kalil, ameli kesir diyoruz. Yani az bir şeyle hemen çocuğu aldım, şuraya koydum, bir şey yok. Namaza devam. Ama durmadan çocuğu okşadım, giydirdim, kuşattırdım namazdayken dışarıdan bakan bu namaz kılmıyor diyecek şekilde olursa o namaz olmaz. Namazı bozar. Evet, evet efendim. Diğer sorusu zekatla ilgili hocam. Yıllık olarak değil de aylık olarak versem olur mu diyor. Ondan sonra bu olur, niye olmasın? Yani. Altın fiyatları da değişiyor aylık. Nasıl onu dengeleyeceğim? Neye göre yani, belirleyeceğim diye işte, sordu. Bunu da dikkate alarak az değil çok vermeli ya. Öğrencilere aylık vermek istiyorum diyor. Öğrencilere evet ihtiyaçlarını gidermek istiyorum. Ne kadar istiyorum güzel diyor. Ya. Ne yıllık kadar, vermesi gerekmiyor. Ne kadar güzel. Evet, evet, öyle olur. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Son şifreyi paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Hediyelerimiz için üçüncü ve son şifre ekrana gelecek sevgili izleyenler. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Elber, ya Allah Celle Celaluhu. İyilik ve bahşişi bol olan Allah. Öyleyse bize de güler yüz, tatlı söz gerekir. Evet. Elber olan Allah. İyili, lütfu, bahşişi bol olan Allah. Teşekkür ediyoruz. Üç şifreyi de paylaştık. Ekranda telefon numaralarımız var. Sevgili izleyenler 0212 alan koduyla 300-04-04, 300-06-06. Hatlarımızı düşüren ilk üç izleyicimize inşallah hediyelerini kendilerine yollayacağız. Vaktimiz olursa ilk düşüren seyircimizle tanışalım, selamlaşalım. Şifreleri kendilerinden duyalım. Bir video sorumuz var, görelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar hocam. Benim bir sorum olacaktı. Ben kızıma kaç senedir gitmiyorum. Önemli bir durum, ciddi bir durum olmadıkça evine gitmem demiştim. Fakat yemin etmedim. Bunun için kefaret ödemeli miyim? Evet. Bu bir yemin değil herhalde. Yani önemli bir durum olmadıkça kızımın evine gitmeyeceğim. Vallahi gitmem, billahi gitmem denilmemiş de önemli bir durum olmadıkça kızımın evine gitmeyeceğim. Bu bir yemin de değildir. Kefaret gerekmez diyorsunuz. Kefaret gerekmez ama kızının evine tabii gitmeli. Evet. Sıle-i Rahim, biraz önce bir vesileyle söyledim ya, Sıle-i Rahim ömrün uzamasına, rızkın bereketlenmesine sebep olur. Muhsin Bey, yani günümüzün fitnelerinden biri de budur. Görümcem bizi davet etmezse küselim.
davet ederse gitmeyelim. Yani diyelim ki nişanı var, hı hı, oğlunun nişanı. Davet ederse gitmeyelim. Davet etmezse davet etmedi diye küselim. Hı. Yani böyle incir çekirdeğini doldurmaz sebeplerle akrabalar birbirine kırılıyor, darılıyor, küsüyor. Yani şeytanın bir görevi var. Bizi birbirimize düşürmek, birbirimizden ayırmak, aramıza kin girdirmek, nefret girdirmek, düşmanlık girdirmek. Şeytan emekli oldu mu? Olmadı. Görevinden istifa etti mi? Etmedi. Demek hala devam ediyor mu? Asıl biz bunu düşünmeli. Biraz önce efendim geliyor gidiyor değil de bizi nasıl bu şekilde işte birbirimize böyle düşürüyor. Evet. Fatma Hanım soruyor Instagram'dan. Düğünden önce resmi nikah yaptık fakat henüz dini nikah kıymadık, yapmadık. Eşimle zaman geçirmek, gezmek dinen doğru mudur diye soruyor. Resmi nikah yapmışlar. Nişan, resmi nikah yap. Düğünden önce resmi nikah kıymışlar. Bitti. Dini nikah yok diyor. Nikahlıdırlar, bitti. Evet. Nikahlıdırlar. Resmi olarak dini nikah varsa diyorsunuz nikahlıdırlar. Nikahlıdır. Evet. Peki yine başka bir soru Instagram'dan Yunus Bey soruyor. Ekonomik durumumuz zayıf. Bir kurbanlık aldık. Hayvan da öldü. İkinciyi almak zorunda mıyız? Zengin kişi ikinciyi almak zorunda ama fakir kişi yerine yenisini almak mecburiyetinde değil. Peki. Zümra Hanım soruyor. 23 yaşında isim değişikliği yaptım. Ahirette hangi ismimle seslenilecek? Yeni ismimi de kulağıma ezanla okuttum. 23 yaşındayım diyor. Ya illa kulağa ezan şart değil. Bak açıkça da okunuyor ezanlar. Efendim. Hoşlandığı ismi kullanır. Mahşerde de o isimle çağrılır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayabilirsiniz sevgili izleyenler. Yarın da programımız var. Bugün girmeyen pek çok video soru kaldı ama yarın da programımız olacağı için inşallah sırası gelen videolar yarın girer diyelim. Yarın sabah aynı saatlerde inşallah muhterem hocamızı ekranlarda olacağız. Hazır mı telefonumuz? Bakalım ilk düşüren izleyicimiz kim? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Evet. Emrah Demir, Adana. Evet, selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız Emrah Bey? Teşekkürler. Sizler nasılsınız hocam? Teşekkür ediyoruz. Evde kimlerle izliyorsunuz bizi ya da iş yerinde? Evdeyim. Evdesiniz. Tüm ailemle birlikte sizleri izliyoruz. Oo, maşallah. Gibi. Tüm bir cemaat, kalabalık galiba aile. Evet. 6-7 kişiyiz şu an. Maşallah. Hepimiz ekran başına geçip sizi izliyoruz. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Hemen birinci şifreyi duyalım mı sizden, ilk şifre? Tabii. El Vali. İkinci şifre? El Mütali. Ya Allah Celle Celaluhu. Ve son şifre? El Ber. El Berru. Ya Allah Celle Celaluhu. Tebrik ediyoruz Emrah Bey. Adana'ya hediyenizi yollayacağız. İlk siz düşünmüşsünüz. Tamam. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar. Herkese bol bol selam olsun. Ve aleyküm selam. Ne güzel kelam. Hocamızın da ellerinden öperim. Allah razı olsun. Peki. Çok teşekkür. Sağ olun efendim. Hattımızı ikinci olarak düşüren kim? Onu da görelim hocam. İkinci olarak düşüren Nurten Kara. Afyon Karahisar. İkinci evet. olarak düşürmüşler. Hattımızı son olarak düşüren kim? Ceylan Başboğa, Kocaeli. Tebrik ediyoruz. Hediyenizi inşallah Kocaeli'ye yollayacağız. Muhterem hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. İstifade ettik. Güzel, bereketli bir program oldu. Sevgili izleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı muhterem hocamızın cuma duasıyla kapatacağız. Yarın aynı saatlerde yine Kanal D ekranlarında vaktiniz olursa bekliyoruz. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği güzel bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rab, Rabbül Aleminsin. Malikul Mülksün, Malikul Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Rahmansın, Rahimsin, Erhamur Rahiminsin. Ya Rab, seni umduğumuz gibi Mevla bulduk, Mu'in bulduk. Sen de bizi sana layık, sadık kul eyle.
gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Selamsın, selamete erdir. Hafizsın, güç yetmez, takat gelmez. Deprem, sel, yangın gibi afet ve musibetlerle bizi karşılaştırma ya Rab. Ya Rab, hafizsın, muhafaza eyle. Settarsın, fitnelerden, fesatlardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, fettahsın, mutluluğun, bereketin, huzurun kapılarını aç. Amin. Rezzaksın, helal ve bol rızıklar lütfeyle. Amin. İhsan buyurduğun bunca nimet karşılığında sana şükran görevini yapabilecek bahtiyar kullarından eyle. Amin. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar hatmetmiş kardeşlerimiz ayet ayet, sure sure kelamını okudular. Hasullan sevabı evvela sevgili peygamberimizin mübarek ruhuna hediye iledik, sen vasıl eyle. Amin. Saniyen hatim sahibinin ve ekran başında el açıp dinleyenlerin, yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik. Amin. Sen vasıl eyle. Amin. Ya Rab, bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Amin. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Amin. Ya Erhamerrahimin, gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar, borçlulara edalar ihsan eyle. Ya Rab, mümin doğduk, mümin yaşamayı, iman-ı kamille hüsnü hatime ile la ilahe illallah diyerek tekmili enfas edebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme selam aleyhi ve sellem. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.